Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bir kez daha geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün günlerden 12 Mayıs Pazartesi ve dün İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nde gerçekleştirilen Build Up etkinliğinin finallerindeydik. Build Up etkinliğinin haberlerini ve etkinliğe dair tüm görselleri webtekno.com'da bulabilirsiniz. Webtekno Haber'e hoş geldiniz. Gün geçmiyor ki piyasaya çıkmamış olan bir telefonla ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmasın. iPhone 6'nın konsept tasarımları, teknik özellikleri, şekli, kamerası, ekranı derken bu sefer de fiyatı ile ilgili söylentiler uçuşmaya başladı. Söylendiğine göre iPhone 6'nın fiyatı 5S'in piyasaya çıkış fiyatından 100 ila 200 lira arasında daha pahalı olacak. Merakla bekliyoruz, Haziran'da tanıtılacak mı yoksa tanıtılmayacak mı diye. Sony Smartwatch, Samsung Galaxy Gear ve Kickstarter'la başlamış onlarca bağımsız projenin ardından Microsoft da kendi ürünü olan bir akıllı saatle bu pazara girmeye karar vermiş gibi duruyor. Patentlere göre 2012 yılında çalışmalarına başlamış olan Microsoft'un akıllı saati Surface'la aynı arayüze sahip olacak ve Windows Phone işletim sistemi temelli olacak. Microsoft'un altyapı desteğinin ve Windows işletim sisteminin de getirdikleri düşünülürse Microsoft'un Surface akıllı saati en işlevsel akıllı saat olabilir. Geçtiğimiz hafta şehir trafiğinde başarılı bir şekilde test edildiğini duyurduğumuz Google'ın sürücüsüz araç teknolojisini bu sefer de Volvo kullanmaya karar vermiş. Üstelik Volvo, başarılı bir şekilde yazılım testlerini tamamladığı sürücüsüz araçlarını en geç 2015 yılında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. iPhone 6 ile birlikte bu yıl yeni nesil diğer mobil ürünlerini de piyasaya sürmesi beklenen Apple, dünyaca ünlü kulaklık markası Beats'i kendi bünyesine katarak sesini biraz daha yükseltmeyi planlıyor. Şirket alımlarına çok fazla alışkın olmadığımız Apple'ın Beats için ne kadar bütçe ayırdığı ya da bu satın almanın karşılığında ne gibi avantajlar sağlayacağı bilinmese de yeni nesil Apple ürünlerinin sesi gerçekten iyi çıkacak. Bir zamanların en moda telefonlarını üreten firma Nokia'nın mobil iletişim departmanı tamamen Microsoft'un eline geçtikten sonra kalan parçalarla ne yapacakları merak ediliyordu. Geçtiğimiz hafta ise Nokia 100 milyon dolarlık yatırım yapacağı Connected Cars projesini duyurdu. Aynı zamanda en beğenilen harita uygulamalarından Nokia Here Maps'i Android ve iOS pazarına da çıkaracaklarını söyledi. Nokia'nın mobil iletişim departmanını kendi bünyesine katarak mobil pazarda daha fazla pay sahibi olmaya çalışan Microsoft, aynı zamanda üzerindeki ağırlıklardan da kurtulmaya çalışıyor. Arama motoru dendiğinde aklımıza gelmeyen isimlerden birisi olan Bing'in satılabileceği sinyalini veren Microsoft, aynı zamanda Xbox'ın da kendi ayakları üzerinde durabilecek bir proje olduğunu ve Xbox'ın ayrılmasının gündeme gelebileceğini söyledi. Birkaç yıl önce dizüstü bilgisayar pazarında yaptığı atılımlarla adından sıkça söz etmeye başladığımız Lenovo, ardından tablet ve telefon pazarına girmiş ve yurt dışındaki kullanıcılar tarafından büyük beğeni toplamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Lenovo Türkiye temsilciliğinin yaptığı açıklamayla Lenovo telefonların en geç bu yılın sonunda Türkiye pazarına da gireceğini öğrendik ve bunun sevincini yaşadık. Geçtiğimiz haftanın en çok ses getiren olaylarından birisi de hiç şüphesiz ki Webtekno'nun geleneksel fincan kampanyasının yenisiydi. Teknolojiye atarlanan adam ve Orkun Işıtmak'ın FIFA videosuna yaptığınız yorumlar arasından yapılacak olan çekilişle 20 okuyucumuza fincan verdiğimiz kampanya çığ gibi büyümeye devam ediyor. Kampanyanın detayları ve katılım koşulları ile ilgili tüm bilgiyi www.webtekno.com'da bulabilirsiniz. Ben Barış Kahraman, bir başka teknoloji ve internet dünyası haberlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.